Herkese merhabalar. Borsa İstanbul'u ve hisse senetlerini konuştuğumuz podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana seyrini konuşacağız ve güncel gelişmeler ışığında özellikle Rusya-Ukrayna krizi sonrası yılın geri kalanı için beklentilerimizi paylaşacağız. Ve son olarak da bu görünümde en beğendiğimiz hisselere değineceğiz. Borsanın ilk 2,5 aydaki performansına baktığımızda yılbaşından bu yana TL cinsinden %10 değerlendiğini görüyoruz. Dolar cinsinden yatay bir seyir söz konusu. %1'lik bir daralma var. İlk 2 ayda manşet tüfenin %16 arttığını dikkate alırsak endeksin bir bütün olarak enflasyonun gerisinde kaldığını söyleyebiliriz bugüne kadar. Elbette enflasyonun üstünde kazanç sağlayan hisseler de oldu ama bir bütün olarak baktığımızda işlem gören tüm hisselerin kabaca 1/3'ünün yılbaşına göre değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Yılın ilk 2 ayında yabancı çıkışı devam etti. 835 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı var ve yabancı sahiplik oranı %40'lara kadar geriledi. Karşılaştırma olma açısından 2020'nin tamamında 4,4 milyar dolar, 2021'de de 1,4 milyar dolar yabancı çıkışı vardı ve bu yılda henüz aksi yönde bir seyir maalesef izleyemedik. Yılbaşında yayınladığımız raporumuzda, strateji görünüm raporumuzda bu yıl hisse fiyatlamalarının önceki yıllara nazaran çok daha dalgalı ilerleyebileceğini belirtmiştik. Nitekim gelişmeler de bunu teyit eder nitelikte. İlk 49 gün olarak baktığımız zaman işlem gün sayısı olarak bu 49 günde endeksin %2 veya yukarı aşağı yönlü veya yukarı yönlü hareket ettiği gün işlem gün sayısı 11 gün. Bu son 5 yılın ortalamasında 2,7 gün. Dolayısıyla bu da endeks bazında gördüğümüz, hisse bazında da gördüğümüz aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler en azından bu zamana kadar, yılın bugününe kadar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sektör kırılımına baktığımızda madencilik, metal, ticaret ve ulaştırma endekslerinin en çok yükselenler olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bilişim, finansal kiralama, sigorta ve spor endeksleri ise en zayıf performans gösteren endeksler arasında. Bankacılık endeksine baktığımız zaman tabii bugünlerde eski zamanlardaki o yüksek ağırlığının ve öneminin gerisinde ama halen önemli endekslerden bir tanesi ve yılbaşından bu yana geçmiş dönemlerdeki son 5 hesap dönemindeki zayıf performansını devam ettirdi ve endeksin altında performans gösterdi ve endeksin %6 altında kaldı. Yılın bu zamanına kadar sene başında beklentilerimiz içerisinde olmayan ve risk faktörleri arasında saymadığımız en önemli gelişme elbette Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi oldu. Bu bizim makro görünümündeki endişelerimizi arttıran bir gelişmeydi. Çünkü Rusya ve Ukrayna bizim toplam dış ticaret hacmimizde birlikte %8-9'lar civarında payı olan Türkiye'ye gelen yabancı sayısı içerisinde en yüksek paya sahip ülke konumunda Rusya, Ukrayna daha keza 4. sırada. Dolayısıyla yaz dönemi için büyük ümitler ve beslediğimiz yaz dönemi için turizm gelirleri açısından da olumsuz bir gelişme olacak bu. Enerji fiyatlarındaki artış, girdi maliyetlerindeki yükseliş, bazı emtialardaki Rusya'nın ağırlığı nedeniyle küresel çapta gördüğümüz yükselişler ve elbette akaryakıt petrol fiyatındaki artışın cari açık üzerinde getirebileceği ilave baskı bu krizin bizim makro tarafta tahminlerimizi daha da sıkıntıya sokabilecek bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Biz 2022 yılında, 2021 yılındaki %11'lik büyümenin %3, 3,5, 4 bantlarına gerileceğini düşünüyorduk. Şu an %3'e biraz daha yakın olabileceği fikrindeyiz ama tabii bunun etkisinin, bu krizin etkisinin, ilave etkisinin ne boyutta olacağı, sürecin ne şekilde, ne yöne ve ne kadar sürede evrileceğiyle belli olacak.
Ancak ilk izlenim tabii ki risklerin arttığı yönünde. Makro görünüme dair endişelerimizin bir miktar daha bozulduğu bu süreçte yılın tamamı için Borsa İstanbul hakkındaki olumlu görüşümüzü ise korumaya devam ediyoruz. Çok sürdürülebilir, konuşmamın başında da belirttiğim gibi dalgalardan münezzeh bir artış beklemiyoruz. Ancak reel faizlerin eksi seyretmeye devam ettiği müddetçe reel varlıklara ve borsaya hisseye olan ilginin devam edeceği kanaatindeyiz. Elbette borsada, hisselerde bahsettiğimiz makro gelişmelerden çok uzun süreler ayrışamaz. Ancak şu an için değerlemelerin geldiği seviyelere baktığımızda ve yurt dışı benzerleriyle işlem gördüğümüz iskontoları dikkate aldığımızda aşağı yönlü risklerin değerlemeler açısından, fiyatlamalar açısından daha sınırlı olduğunu düşünüyoruz ve muhtemel olabilecek olumlu haber akışı, krizin çözüldüğü, Rusya-Ukrayna krizinin çözüldüğü ve petrol fiyatlarındaki mevcut yükselişin kalıcı olmadığı senaryoda biz endeksin çok olumlu tepki verebileceğini de gerek endeks özelinde gerekse hisse bazında sert yükselişler görebileceğimizi düşünüyoruz. Bu görünümde beğendiğimiz hisselere de kısaca değinirsek, öncelikle Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinden sonra bu sene için en beğendiğimiz hisseler arasında yer alan Türk Hava Yolları'nı model portföyümüzden çıkardık. Model portföyümüz en beğendiğimiz hisselerden oluşuyor. Bu taktiksel bir yaklaşımdı. Krizin az önce de söylediğim gibi turizm sektörü ve yolcu sayıları üzerindeki baskısı, akaryakıt fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskısı ve buna dair artan belirsizlikler bizi böyle bir adım atmaya itti. Ama yılın tamamı için Türk Hava Yolları'nın özellikle kargo operasyonları sayesinde performansının güçlü olmasını halen bekliyoruz. Madencilik en beğendiğimiz sektörlerin başında geliyor. Biz Borsa İstanbul'da da Kozal bizce hem madencilik sektörünün de pozisyon almak isteyen hem de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybından endişe duyan yatırımcılar açısından koruma sağlamasıyla beğendiğimiz hisseler içerisinde Koza Altın, Coca-Cola ve Bimaş hane halkı tüketiminin FMCG harcamalarının yani hızlı tüketim harcamalarının payının yüksek seyretmesini beklediğimiz bir enflasyonist ortamda fiyatlama becerilerinin öne çıkacağını düşünüyoruz. Ve insanların bütçelerinden gıda harcamalarına daha çok pay vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ve iki şirketin de bundan faydalanmasını bekliyoruz. Tüpraş, Rusya krizinin ardından tedarik konularındaki endişeler nedeniyle bir miktar satış yemişti ama orada belirtmek isteriz ki Tüpraş petrol ihtiyacını yaklaşık 11 ülkeden alıyor ve Ural petrolü bu toplam içerisinde sınırlı bir tutara denk geliyor. Ağırham petrol makaslarındaki mevcut olumlu seyir de devam ettiği müddetçe biz Tüpraş için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Risk faktörleri bu anlamda belki artmıştır ancak dediğimiz gibi operasyonlarında şirket risk dağılımını yapmayı becerebiliyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Ford Otosan, Aksa Enerji ve Arçelik de en temelde bizim beğendiğimiz ve gelirlerinin içerisindeki yabancı para biriminin daha yüksek olmasından dolayı 2022 yılında TL'nin değer kaybından faydalanmasını beklediğimiz şirketler. Sadece kur hareketinden dolayı değil, ana operasyonlarındaki olumlu gelişmelerde, örneğin Arçelik'in yurt dışı operasyonlarındaki güçlü seyir, aynı şekilde Aksa'nın Afrika'daki faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir nakit, Ford Otosan'ın yine Avrupa'da özellikle uzun yıllara dayanan tedarik bağlantılarıyla ön planda kalmaya devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Alarko, Garanti ve Akbank'ta uzun dönemli yatırım hikayelerini yine beğendiğimiz ve bu süreçte belki özellikle bankalar açısından daha sıkıntılı bir dönem olsa da değerlemeler açısından risklerin çok büyük oranda
fiyatlandığını düşündüğümüz hisseler. Özetle 2022'de makro tarafta yüksek enflasyon, düşük büyüme temamızı korumaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un yılın ilk çeyreğindeki seyri büyük oranda bu beklentilerimiz paralelinde. Yıl sonu varsayımlarımız bir miktar aşağı yönlü revizyona konu olabilir. Ancak bir bütün olarak hisse senedi varlık sınıfının diğer benzerlerinin önünde kalacağını düşünüyoruz. Herkese iyi hafta sonları.